Masalları. Çizmeli Kedi. Çok çok uzak bir diyarda bir zamanlar 3 oğlu olan bir değirmenci yaşarmış. En küçük oğlu Marki daima en kıymetli çocuğuymuş. Ancak değirmenci öldüğü zaman değirmenini en büyük oğluna bırakmış. İkinci oğluna bir eşek vermiş ve evcil kedisi de en küçük oğluna kalmış. Büyük oğlu kahkahalarla gülmüş ve Marki'yi kapı dışarı etmiş. Marki hayal kırıklığına uğramış. Babam neden bana bir kedi bıraktı diye düşünmeye başlamış. Ah kedicik. Seninle ne yapacağım ki ben? Kendi karnımı zor doyuruyorum. Ne bir değirmenim var ne de bir eşeğim. Nasıl yaşayacağım? Sonra büyülü bir şey olmuş. Marki bu işe çok şaşırmış. Merak etme efendim. Ben yardım ederim. Kedi, sen konuşuyorsun. Kedim benimle konuşuyor. Daha fazlasını da yaparım efendim. Bana bir torba ve bir çift çizme ver. Sana neler yapabileceğimi göstereyim. Marki hala şoktaymış. Üstelik bir torbayla bir çift çizmeyi nereden bulacağını da bilmiyormuş. Ama kedisinin konuştuğunu görmek onu umutlandırmış. Peki kedi, sana bir torba ve bir çift çizme bulurum. Bakalım ne yapabileceksin. Marki kalan son parasını toplayarak bir ayakkabıcıya gitmiş. Ayakkabıcı bu tuhaf isteği duyunca çok şaşırmış. Kedin için çizme mi? Emin misin sen? Evet, lütfen. Bir süre sonra kedi çizmesine ve büyük bir torbaya kavuşmuş. Evet kedi, benden istediğin şeyi yaptım. Söyle bakalım şimdi ne olacak? Önce bize biraz yemek bulacağım. Kedi tavşan yakalayabileceğini bildiği bir yere gitmiş. Torba içine birkaç avuç da bir marul bırakarak ağzını kapatmamış. Ağacın arkasında beklemiş. Az sonra torbayı gören birkaç tavşan içine atlayarak avuçlarla marulu yemeye koyulmuş. Kedi ağacın arkasından fırlayarak çabucak torbanın ağzını kapatmış. Yakaladım. Tavşanları Marki'ye götürmüş. İşte yemeğimiz. Kedi, bize tavşan getirmişsin. Teşekkürler. Güzel bir yemek pişirmişler ve ertesi güne de bir şeyler kalmış. Ancak kedi ertesi günde dinlenmemiş. Bir kez daha dışarı çıkarak aynı tuzağı kullanmış ve daha fazla tavşan yakalamış. Dönerken de kralın şatosunu ziyaret etmeye karar vermiş. Sarayın muhafızları yolunu kesmiş. İzin verin geçeyim beyler. Krala hediyeler getirdim. Eminim beni durdurduğunuzu öğrenmekten hoşlanmaz. Çizme giyen ve konuşan bir kedi mi? Kralımızın bunu mutlaka görmesi gerek. Bırakalım geçsin. Kapıdan geçerek şatoya girerken kediye baka kalmışlar. Kral, kraliçe ve prensesin olduğu salona giren kedi konuşarak onları şaşırtmış. Majesteleri, benim adım Çizmeli. Ve efendim olan Karabaslı Marki'ye aitim. Size saygılarını ve hediye olarak bu tavşanları gönderdi. Lütfen kabul buyurun efendim. Ah, bu sihirli bir kedi olmalı. Buraya gelmeni çok sevindik canım. Efendine söyle, hediyelerini alıyor ve bu jestini de takdir ediyoruz. Teşekkür ederim efendimiz. Prenses de çizmeleri olan bu sihirli kediden çok etkilenmiş. Bundan sonra adın Çizmeli Kedi. Frego, karnının iyice doymasını sağlayın. Ona sahip olduğumuz en iyi süt ve kaymağımızdan verin. Kralın hizmetkarı Frego kendine söyleneni yapmış ve kedi kaymağın tamamını mutlu mesut yalayıp yuttuktan sonra şatodan ayrılmış. Kedi Marki'nin yanına dönerek ona olan biteni anlatmış. Çizmeli kedi mi? Kraliyet ailesiyle tanıştın demek. Söyle bakalım prenses nasıl biri? En az bana verdiği süt ve kaymak kasesi kadar güzel. Tatlı bir sesi, şefkatli bir kalbi var. Onunla evlenmelisin. Ben mi? Belki senin efendinim ama ben bir prens değilim ki. Onunla ancak kocaman şatosu olan bir prens evlenebilir. Kedi tek kelime bile etmemiş ama her gün şatoya giderek krala bir iki tavşan hediye etmiş. Kısa zamanda çizmeli kedinin şöhreti yayılmış. Efendisi için avlanan ve krala hediyeler getiren sihirli konuşan kediden bahsedilir olmuş. Çok yakınlarda kocaman şatosunda bir dev yaşıyormuş. Ve bir dev ne kadar büyük olabilirse o da o kadar büyükmüş. Kimse karşısına çıkamazmış ve çıkanları da mideye indirirmiş. Ama kedi onu ziyarete gidecek kadar cesurmuş ve şatosunun kapısını çalmış. Dev kapıyı açar açmaz gülmeye başlamış. Kapısının önünde çizme giymiş bir kedi duruyormuş.
Nedir bu? Çizmeli bir kedi mi? Üstelik konuşabilen bir kedi efendim. Oo, bir de konuşuyor. Bekle. Sen sürekli adını duyduğum o çizmeli kedi olmalısın. Ve siz de efendim müthiş güçleri olan kocaman dev olmalısınız. Herkes sizden korkuyor. Dev büyük bir şöhrete sahip olduğunu duyduğuna çok sevinmişti. Kedileri yemediğim için şanslısın. İçeri gel. Kedi şatoya girdi. Ama memnun dev neden geldiğini merak etti. Burada ne işim var? Sihirli güçlerinizi görmek istedim. Dilediğiniz hayvana dönüşebildiğinizi duydum. Bu doğru mu? Evet, elbette doğru. Bana gösterir misiniz? Görmeyi çok isterim. Ardından dev kocaman ve güçlü bir aslana dönüştü. Zavallı kediciye kükreyince o da korkusundan sıçradı. Tamam, tamam, size inandım. Lütfen eski halinize dönün. Şimdi inandın demek. Evet, evet inandım ama... Ama? Küçük hayvanlara da dönüşebiliyor musunuz ki? Yani çok büyüksünüz de. Dilediğim hayvana dönüşebilirim ben. Bak şimdi. Ve bir anda küçücük bir fareye dönüşüverdi. Çizmeli kedi de bu anı bekliyordu. Üzerine atılarak onu bir çırpıda midesine indirdi. Ah, bu güzel bir yemekti. Başı dik bir şekilde şatodan çıktı. Her şey planladığı gibi gidiyordu. Kedi eve sahibinin yanına döndü. Bugün tavşan yok mu? Efendim, hadi nehirde yıkanmaya gidelim. Şimdi mi? Evet efendim, hemen şimdi. Siz bana güvenin. Marki bu işe şaşmıştı ama kedinin peşinden nehre gitti. Kıyafetlerini çıkararak yıkanmak için suya girdi. Kedi çabucak kıyafetlerini topladı ve onları bir taşın altına sakladı. Yakındaki yoldan kralın arabası geçiyordu. Çizmeli kedi kraliyet ailesinin haftada bir gün bu yoldan geçtiğini biliyordu. Arabanın yakınlaşmasını bekledi ve bağırmaya başladı. İmdat! İmdat! Araba durdu ve kral ona tanıdık gelen sese baktı. Kedi, senin burada ne işin var? Majesteleri, lütfen efendime yardım edin. Karabas Markisi burada. Nehirde yıkanmaya girmişti ve biri kıyafetlerini alıp kaçtı. Hava soğuk. Bir an önce yardım bulamazsa sahibim hastalanıp ölecek. Nöbetçiler, en güzel kıyafetlerimizi alın ve Karabas Markisi'ne götürün. Kuru giyinik ve sağ salim olmasını sağlayın. Nöbetçiler kraliyet kıyafetleriyle nehre doğru koşmuş. Kısa bir süre sonra çizmeli kedinin sahibi muhafızlar eşliğinde ortaya çıkmış. Kralın kıyafetlerini giyince prens gibi görünüyormuş. Prenses arabadan dışarı baktığında Marki ilk kez prensesle göz göze gelmiş. Aa, Karabas Markisi ne de yakışıklı bir prensmiş. Prenses bu. En az hayal ettiğim kadar güzel. Marki yanlarına yaklaşarak kralın önünde eğilmiş. Nezaketiniz için teşekkür ederim kralım. Hayır, ben teşekkür ederim. Nihayet Karabaslı Marki ile tanışmak çok güzel. Her gün gönderdiğin hediyelerin tadını çıkardık. Konuşacak çok şeyimiz var ama önce seni evine bırakalım. Olanları seyreden kedi birden kralla konuşmaya başlamış. Majesteleri, sizi efendimin şatosunda ağırlamaktan büyük bir onur duyarız. Öyle değil mi sahip? Marki kediye şaşkın şaşkın bakmış. Şatomuzda mı? Kedi kafasını sallamış ve Marki şaşırmış olsa da bir kez daha kediye güvenmeye karar vermiş. Evet majesteleri. Ben sizi şatomda yemek yemeye davet ediyorum. Pekala, hadi gidelim. Marki arabalarına binmiş. Kedi de önlerinde koşmaya başlamış. Deve ait olan araziye doğru ilerliyorlarmış. Devin tarlalarda çalışan birçok çiftçisi varmış. Kedi çiftçilere ulaşarak onları uyarmış. Dikkatli olun, kral yaklaşıyor. Kral bu arazinin sahibini soracak olursa buraların Karabaslı Marki'ye ait olduğunu söylemelisiniz. Böyle söylemezseniz kral kellenizi uçurur. Köylüler çok korkarak başlarını sallamış ve onaylamışlar. Bir süre sonra kralın arabası araziden geçmiş. Kral çalışmakta olan çiftçileri görerek onlara seslenmiş. Bu araziler kimin malı? Kimin için çalışıyorsunuz? Karabaslı Marki için majesteleri. Kral ve ailesi çok etkilenmiş.
Karabaslı Marki, ne güzel arazileriniz varmış. Teşekkür ederim majesteleri. Araba devin şatosuna ulaştığında kedi onları karşılamaya hazırmış. Gereken tüm hazırlıkları yapmış. Kral, ailesi ve Marki arabadan inince şatoya hayranlıkla bakmışlar. Vay canına, ne güzel bir şatoymuş bu böyle. Doğru. Marki kısa bir süre sonra buranın onun şatosu olması gerektiğini hatırlamış. Majesteleri, benim mütevazı şatoma hoş geldiniz. İçeri girip bizimle yemeğe oturun. Marki ile çizmeli kedi o gün kraliyet ailesini leziz yiyeceklerle dolu bir sofrada ağırlamışlar. Kedi devin uşağının herkese mükemmel yemekler hazırlamasını sağlamış. Marki ile prenses bakışıp durmuşlar. Kraliçe ile kral da onları gözlemiş. Kızları için iyi bir koca bulduklarını anlamışlar. Kral Marki ile konuşarak ona hiç duymayacağını düşündüğü sözleri söylemiş. Karabaslı Marki, senden bunu kral değil bir baba olarak istiyorum. Benim kızımla evlenir misin? Majesteleri, benim için şeref olur. Bunu çok isterim. Marki ile prenses kısa bir süre sonra evlenmiş. Değirmencinin oğlu da bir prense dönüşmüş. Marki sonunda ona bir kedi bıraktığı için babasına minnettar olmuş. Çizmeli kedinin bir daha tavşan avlaması gerekmemiş. Prens ve prensesle birlikte yaşamış ve şatonun tüm nimetlerinden faydalanmış.